Öncelikle Merhaba arkadaşlar ee, maalesef bir önceki hafta sonu gaminginde hiçbir ödül alamadık ee, burada Mertens'in maçıyla başlamıştım 84.4 puanla kaptanım başlamıştı ve e, gerçekten hevesli başlamıştım haftaya ama e, maalesef sonraki maçta Duarte Diniyep'i ve diğer kartların hepsinin 35 ve altında kalması İyi <laughs> iyi oldu en azından diyebilirim. Çünkü dini görünce çok üzülmüştüm. Yani nedense diğer kartlara da güveniyordum. Bu dini beni çok üzmüştü ama en azından diğer kartların düşük puanı ile birlikte biraz daha yani üzüntüm azaldı diyebilirim. E burada Kalbo her hafta iyi puan yapıyor. Bilmiyorum. Kalbo her hafta ısrarla e, asıl kadrolara koymuyorum. Bu hafta da yine koymayacağım. E, ve ısrarla iyi puanlar yapmaya devam ediyor. Yani <laughs> hayırlısı. Ee, yine Right de iki golle bitirmişti son maçı. Birisi penaltıdan, birisi de ceza sahasının dışından güzel bir gol atmıştı. Ee, onun akabinde burada anlatacak bir şey yok. KBP 40'ta zaten <laughs> bayağı bir hüsran var yani. 35'i geçebilen yani adam gibi puan yapabilen tek kişi var elimizce. O da 48 yani. Kaptan seçimim doğru ama burada kendimi tebrik ediyorum. Deal. <laughs> yani burada da anlatacak pek bir şey yok. Hızlı bir şekilde geçeyim. Ha, Beşiktaş zaten 2-0 kaybettiği için kep ee, Kepkus 40 rare tahtta trash imkanımız yok. Çünkü üç tane Beşiktaşlı oyuncu kullandık. E, Milat Muhammed de yine kep düşürmeye devam etti. 27 cap'e düş düştü. Bu hafta yine aynı kaldı da kendisini kullanacağım. Hatta buradaki ee, 3 isim aynı olacak muhtemelen. Öyle hatırlıyorum. Onun akabinde de zaten pek anlatacak bir şey yok. Hafta arası bir kadro kurmuştum. Onu da hızlı bir şekilde göstereyim. Ee, bir süper yer kadro kurmuştum. Ya Burada çok enteresan şeyler oldu bu arada. Ee, Fabianski yani 5-0 atıp turu geçtiler. O ayrı bir konu da. Yani burada asıl <laughs> enteresan konu şurası. Makkabi Tel Aviv ilk maçı 4-1 kazanmıştı. Ee, ve turu atlar diye düşünüyordum. Ve içeride kendi sahasında 6 taneydi Olympiakos'tan ve elendiler. Ee, Tabi Zahavi orada yine bir gol attı ama yani hem Zahavi hem Overeem'i kaybettim. Burada zaten Fiorentina 4-3 yenmişti deplasmanda. İçeride de 1-1 berabere kaldılar ve ee, aynı zamanda Maccabi Haifa'yı da kaybettim. Yani totalde 4 oyuncumun tamamı bu kadrodaki elendi. Sadece kalecim kaldı. Ee, yani sonraki turda ne yapacağız? Kafalar karışık. Ama şöyle bir durum var. Buradan 60 doları aldık gibi duruyor. Aslında puanım yetmiyordu. Rafaelov 42 puan civarındaydı sanırım. Ona bir 3 puan eklemesi oldu. Onunla birlikte Threshold'a tutunduk 60 dolara. Umarım bu şekilde kalır. En azından ee, hafta arasını 60 dolarla geçmiş olup ufak bir teselli kazanmış oluruz deyip e, oyun haftası 459 kadroluna geçiyorum. Kep Cap 220'yi yine Ankara gücü fantezinden e, kullandım. Buraya 43 keplik bir e, Brentford sanırım. Brentford muydu? E, neyse burada 43 keplik bir common kaleci olacak. Bu arada artık Cap 220'lerde Bundan sonraki hafta sonuyla birlikte e, Common Kaleci kullanamayacağız. Artık burası komple limited olacak. Bilginiz olsun. E, bir ön, son gelen güncellemede bu şekilde bir bildirim atmışlar. E, son Common Kaleci'li bir Cap 220 kadromuz olacak. Muhtemelen artık Cap 220'ye falan çok önemsemem Çünkü buraya da bir kaleci koyacak değilim Eğer elinde fazla bir kaleci yoksa tabii fazla kaleci varsa yine şansımızı deneriz. E, Kepke 140 Limit tarafında yine Beşiktaş'tan bir üçleme yaptım. Mert Günok, Macaulay, Gerson Fernandez. E, burada koleyden gol bekleyenler varmış. Umarım e, o golü atar artık. Zamanı da geldi aslında. E, Alisov antrenmanlarda görüyorum. Antrenmanlarda var. Umarım az başlar. E, yanına da Stelius Kitsui, benim e, değişilmez ikilim. Her hafta Stelius Kitsuyu asist Alisov gol bekliyorum. Ama hiçbir zaman onu alamadım. <laughs> Umarım zamanı gelmiştir. Bilmiyorum artık. 270 170'liğimiz tarafa gelelim. Biraz e, karman çorban bir şey yaptım burada. Merkünok ve Semih Beşiktaş'tan oldu. Atanımız ve tutanımız iyi. Elhamdülillah. E, onun yanına Montero bakıyorum. Son haftalarda iyi puan alıyor. Onu da buraya koyayım dedim. E, Maxim ve Kenan Guatlı Karaman'la e, tamamladım burayı. Kenan Guatlı Karaman neredeyse her hafta skor yapıyor. O yüzden onu kaptan olarak tercih ettik. E, gelelim Rehir taraftan. Köpük 120 Rehir'e Burada kalecimiz olarak Alparda'yı kullandık. Pendik Spor karşısında oynuyor muhtemelen yine gol yiyecektir. Ama umarım iyi alınan notla maçı bitirir. Yanına yine Kitsu'yu ve Alisov ikilisini burada da kullandım. Hatta buradan yani bir de Antep'ten bir ikili kullandım. Yine Bek ve 10 numara tercihinde bulundum Gaziantep'ten de Aleksandru Maxim ve Mustafa Eskellaç olmak üzere Maxim abimi de bu hafta kaptan yaptım. E, maksimum süper yerinde edindim, e, yaklaşık e, 85 dolar civarından super yerinde aldım. Yani e, eskiden Rare'ını alamadığımız fiyatlara e, süper yerlerini artık <laughs> alıyoruz. Adamın reyri de bu arada 7 dolar falan sanırım, e, 6-7 dolar civarında bir şey e, maksimum fiyatı ve beni gerçekten çok şaşırtıyor bu fiyat. Gelelim cepkü 40 e, reyer tarafına. Burada yine bir Mert Kilon Komar kole ikilisini kullanmayı tercih ettim. Hem eee hem Reyer'de hem de Super Reyer'de aynı ikiliyi kullandım. Bir tek kaptan seçimimiz farklı olmuş. <laughs> Burada Tolga Cerc'i orta sahada kullandım. Beşiktaş'tan yani yine Milat Raşika ve kepimizi dengelemesi için 27 keplik Milat Muhammadi'yi kullandık. Yani fena bir kadro olmadı bence. Gayet işler diye düşünüyorum. 340 bastım bu arada buraya. 340 puan bastım. Yani 80 dolara oynuyorum. E, Limited'de kaça basacağım bilmiyorum ama muhtemelen burada da 8 dolara oynarım diye düşünüyorum. Çok absürt bir kadro yok zaten. Pamuk ipliğine bağlı bir kadro yani. E, burada keza yine 400 puan ve 320 dolara oynayacağım süper Super tarafta. Gelin taraftan. Gelelim 220 Super Rare'a. Burada elimde elimi Batçayı Super Rare kartı geçmişti. Onu 135 dolar artı e, Moritz Nikolas Rare kartıyla e, vermiş oldum. E, Moritz de bir şekilde elimde oynayan kaleci olarak e, bulunuyor. E, maden elimizde oynayan kaleci var. O zaman neden Kep 220 Super Rare e oynayan kaleciyle katılmayalım dedim. Ama tabii bu kart şu an listede eğer e, satabilirsem e, muhtemelen yine kalitesiz bir şekilde Kep 220yi deneyeceğiz. E, şu anki versiyonunda Francisco Calvo, Edin Visce, Alisov ve Valsan Abu Bakhava. iki tane bombayı buraya bıraktım Alisov Abu Bakar bombalarını. Burada arada 220 koydum. E, koyduğum oyuncular her hafta genelde skor yaparlar ve beni üzerler buraya koyduğum için. E, bu hafta da Alisov ve Abu Bakar gol atarsa şaşırmayın. Hatta kadrolarınıza koyabilirsiniz. Yönetim tavsiyesi değildir. Yönetimle alakalı yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> Evet. Yani aslında fena bir kadro olmadığı gibi gözüküyor. Ama işte Ali Sova, bu bakar biraz sıkıntılı isimler. O yüzden pek bir şey diyemeyeceğim. Gelelim Kep 140 Super Rare tarafa. E, yani yapacak bir şey yok. <laughs> e, bayağıdır Kep 140 Super de ödül alamıyorum. O yüzden bu hafta artık almayı umut ediyorum. Ve buraya Mert Günok ve Omar Kole silahlarımı koydum. E, Omar Kole'yi kaptan olarak tercih ettim. Bu hafta gerçekten bir Omar Kole golüyle birlikte e, güzel puan gelirse artık o e, 320 dolara ulaşırız diye düşünüyorum. E, yanına Badu Endia'yı koydum. İstanbul Spor karşısında oynuyor. Umarım o da bir skorla taşlandırır. Bir skor yaparsa Allround'da güzel puanlar alacaktır o da. E, Edemiz Ed diyorum her seferinde. <laughs> yani burada Edin Ceko, Trabzon, Deplasman gol atar mı bilmiyorum. Ama açıkçası burada seçebileceğim en mantıklı isim koydu Çünkü e, Hagerite'ın da sanırım maçları yok bu hafta. Neden yok ona çok bakmadım ama. E, Hagerite de gidince elimde Visca. E, hala Visca diyorum. <laughs> <laughs> Eden ve Dries Mertens ikilisi kalıyor. Yani birini burada birini burada kullanmak mecburiyetinde. Mertens buraya atsam kepimiz kurtarmıyor. Çünkü Mertens hayvani bir kepe ulaştı. 62 kep e oldu kendisi. E, maalesef onu kullanamadık. Ondan dolayı Edim'in e, Jacko'ya kullandık burada. E, Yanada yana da Kitsu ile Cap e, 38 Cap'inden kaynaklı bir şekilde tamamlamış olduk. Yani bence tatlı bir kadro burası Cap 240 için. E, şansımızı biraz yağ giderse neden olmasın efendim. Son kadromuz Cap 170 Super Rare. E, burada elimde kalan diğer isimleri, diğer e, iyi olduğunu düşündüğüm isimleri kullandım. Cap 170 Super Rare tarafta. Ali, Kaçal, Hural, Kuros, Radakovic, Tolga, Cerci, Driss, Mertens, Driss, Driss, Driss. Kaptan yaptık Driss'i. E, son olarak da Maxim Maxim Yeni transferimizi burada kullandık. E, yani e, bu arada Radakovic'i sanırım son antrenman ya da son iki antrenmanda görmedim. Ama ondan önceki iki antrenmanda var. E, bir Ankara gücü antrenmanını takip edeceğim. Umarım Uros'u görürüm e, görmezsem işkillenip değiştirebilirim. Bu arada çoğu kartın tamamına kartların tamamına bakmadım. E, üstün körü bakmıştım antrenmanlara biraz hatırladığım kadarıyla safe'di bütün oyuncular ama tekrar bir kontrol edeceğim. O ona göre belki değiştirdiğim kadar olur. Eğer değiştirirsem de Twitter üzerinden zaten e, güncel hallerini paylaşmış olurum. Efendim kendinize iyi bakın. Ama önce videoyu beğenin. Dostunuzu abone olun. Biraz da bizi mutlu edin efendim. Daha sonrasında eğer hala sonra kaydolmazsanız şurada şurada bir link var. Oradaki videoyu izliyorsunuz, e, 0 TL 1200 TL'lik bir galeriye sahip oldunuz, e, bir senaryo oluşturmuştum. Efendim o videoyu izliyorsunuz, daha sonra da Discord üzerinden bana detayları yazıyorsunuz, birlikte konuşuyoruz. Elmen geldi, sizlere yardımcı oluyorum. Efendim kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sen kalın. Bay bay, bay bay, bay bay.